hocam, tiroidden bahsediyoruz da peki kimler risk altında? Tiroid demin sorduğunuz gibi genetik yatkınlığı olan, ailevi yatkınlığı olanlarda olabilir. Bir de boyuna herhangi bir sebeple ışın uygulanan, radyoterapi uygulanan hastalar, boyuna yakın bölgelerine radyoterapi almış olan hastalar risk altındadırlar. Genetik yatkınlık dediğim gibi. Bir de iyot eksikliği olan bölgelerde yaşamak da bir risk altındalık yaratmakta. Tiroid nodüllerinin kansere dönüşüm riski var demiştim. Riskler bunlar. Tabii hocam konumuz tiroid hastalıklarıydı ama yine önemli bir konumuz daha var. Çünkü şu anda sizin de program sonrasında gerçekleştireceğiniz cerrahi operasyonlarda sünnet, Avrasya Hastanesi'nde sünnetler gerçekleşiyor. Çocuklarımız erkekliğe ilk adımlarını atıyorlar. Tabii Avrasya Hastanesi'nde sünnet operasyonları nasıl gerçekleşiyor? Çünkü şu anda tabii korona günlerindeyiz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bununla birlikte sosyal mesafemiz, maskemiz, hijyen kurallarına uyaraktan hastanemizdeki gerçekleştirmiş olduğunuz sünnet operasyonları ile ilgili izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Türk toplumunda önemli bir olgu. Müslüman bir toplumuz bildiğiniz gibi. Bu erkek çocuklarını belli bir yaş aralığında sünnet ettirmek geleneksel bir olgu. Tabii bu sene bu olgunun gerçekleşmesini engelleyen korona salgını diye bir illetle biliyorsunuz halkımız savaşıyor. Sünnetleri Avrasya Hastanesi olarak genel cerrahi uzmanlarımız, üroloji uzmanımız ve çocuk cerrahisi uzmanımız hep birlikte hastalara yardımcı, hasta dediğimiz yani sünnet yapılacak çocuklar olan ailelere yardımcı olmaktayız. Tabii ki steril koşullar sağlanarak, hijyen kurallarına çok dikkat edilerek bu geleneksel olgunun sürdürülmesi için elimizden geleni yapmaktayız. Şimdi de demin bahsettiğiniz gibi iki tane küçük kardeşimize bu işlemi uygulayacağız. Evet, peki hocam hastanemizde tabii yıllardır sünnetler gerçekleştiriliyor. Peki bu süreçte nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Yani ekranları başındaki izleyicilerimiz, işte biz hastaneye gidiyoruz, gitmek istiyoruz ama çocuğumuzu bu süreçte sünnet ettirmek istiyoruz ama kafamızda soru işaretleri var denilebilir. Peki bu soru işaretlerini nasıl kaldıracağız hocam? Şimdi demin söylediğim gibi hijyen kurallarına ve sterilizasyon kurallarına tam uyarak sünnet yakınlarına maske taktırıyoruz. Biz kendimiz zaten maske ve siperlik takıyoruz hastane personeli olarak. Lokal anestezi veyahut da genel anestezi altında sünnet işlemini gerçekleştiriyoruz. Sünnet yaptıracak çocuğu olan ailelerin bu konuda endişelenmelerine gerek yok. Biz gerekli ihtimamı yüksek derecede sağlayacak koşulları bulundurmaktayız.